Faruk Bey, ben de öncelikle haftanın sohbetinin programının sahibi Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş hocamıza saygılarımızı, katılımcı arkadaşlara da iyi akşamlar diyerek sunarak başlamak istiyorum. Şimdi şu an Türkiye'de meclisi sanki öne çıkartarak mecliste bir anayasa değişikliği üzerinde bir çalışmayla beraber bir gündem oluşturuldu ama arkadaşlarım da ifade ettiği gibi Türkiye'nin gerçek gündemi bu değil. Yani ne işsizliğimizi, ne açlığımızı, ne sosyal dokumuzun dağınıklığını, ne dış politikadaki gelişmeleri veya benzeri hiçbir şeyi bu sorun çözmeyecek. Yani bu değişiklik çözmeyecek. Ama biz gerçekten burada gerçek gündemi konuştuğumuz için arkadaşlarımla ve değerli katılımcılarla beraber konuştuğumuz için bundan gurur duyuyorum. Neden diyeceksiniz? Bakın bir örnek vereceğim. Şu an Türkiye'nin önünde bir Kıbrıs meselesi var. Bütün bu harala gürle içerisinde bu mesele maalesef bugün Cenevre'de bir kumpasa kurban edilmek isteniyor. Çünkü bu mesele Türkiye'nin en haklı olduğu milli davası olmakla birlikte bugün bunun harcanmakta olduğunu endişeyle izliyoruz. Bakın bu Kıbrıs meselesinin doğal gazla alakalı bir yönü var. Daha önceki programda Fuat Bey bunu ifade etmişlerdi. Gerçekten Doğu Akdeniz bölgesindeki gazın Avrupa'ya taşınması şu an Amerika'nın ve Avrupa'nın birinci meselesidir. Çünkü Avrupa'nın gazı direkt olarak Rusya'ya bağlı ve Rusya bunun bir numaralı arz edenidir. Dolayısıyla Avrupa ve Amerika bu kumpastan, Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmak istediği için zaten daha önce 2011'de Körfez'deki, Basra Körfezi'ndeki gazı Katar'ın teklifiyle Suriye üzerinden ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya sunmak istediler. Bunu Esad kabul etmediği için, yani Katar'dan, Suudi Arabistan'dan, Ürdün'den, Suriye'den, Türkiye'den Avrupa'ya gidecek gazın transitini, geçişini kabul etmediği için Suriye'deki bütün savaşın nedeni bu olarak önümüze çıktı. Hatta basında boru hattı savaşları olarak bu ifade ediliyor. Esad bunun yerine İran, Irak, Suriye hattını kendi içindeki gazı da katarak bunu kabul etmişti. Yani şu an Türkiye Suriye'nin başına Katar gazını kabul etmediği için, naklini kabul etmediği için gelenlerin acaba Doğu Akdeniz'de İsrail gazını, hatta Suriye'nin içerisinde bulunan gazı da katarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçişiyle alakalı Rusya'nın kabul etmediği, Amerika ve Avrupa'nın istediği bir transit geçiş noktasında bir kavşak noktada bulunuyor. İşte bu bakımdan Kıbrıs görüşmeleri çok önemli. Yani İngiltere'nin, Türkiye'nin, Yunanistan'ın garantör devlet olarak katıldığı tarafların önce komisyonlar halinde haritaları belirleyecekleri, yüzde oranlarını belirleyecekleri ama neticede Cenevre'de garantör devletlerin, Birleşmiş Milletler temsilcilerin ve ilgili ülkelerin katılacağı bir konferansla beraber bir neticeye vardırılmak istenecekti. Bu çok tehlikeli bir zamandadır. Çünkü ülkemiz bir yandan savaştadır, bir yandan terörle uğraşmaktadır, bir yandan ekonomik sıkıntılar, doların yükselişi ve benzeri şeyler hakikaten ülkenin sıkıntılı günlerinde bağımsız bir karar verebilmek, yürekli bir karar verebilmek ve de milli bir duruş ortaya koymak açısından çok önemlidir. Bugün kabul edelim, Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile Orta Doğu alanında özellikle komşularımızda cephe ülkesi olarak belki ülkemizde bir çatışma alanı oluşturmak istiyor. Ve bu noktada Kıbrıs çok çok önemlidir. Ama biz çok iyi biliyoruz ki bundan tam 10 yıl sene önce Kıbrıs Türk'ün vatanıdır diye Tan Doğan Meydanı'nda yüz binlerce bayrakla, Türk bayrağıyla beraber Profesör Doktor Haydar Baş Bey bu sorunun ne kadar önemli olduğunu, Kıbrıs'ın Türkiye için vazgeçilmez olduğunu, Hala Sultan'dan Müslümanlara ve Türk milletine bir vatan toprağı olarak nasıl bırakıldığını haykırmıştı. Ve o gün bu anlaşılamadı. Bugün maalesef yine bu masada bu konu gündeme ediliyor. Ve Amerika'nın bir kozu, bir silahı olarak önümüzde duruyor. Amerika evet bizi ekonomik bir mücadele alanı olarak dolarını kullanıyor. Şu anda bunu yükselterek bizim ekonomik kriz içerisine girmemizi istiyor. Aynı zamanda terör örgütlerini bu ülkemiz üzerinde amacına yönelik olarak kullanıyor. Ve aynı zamanda FETÖ örgütünü kullandığını çok çok iyi biliyoruz. Ve nihayet de şimdi Kıbrıs meselesi önümüzde, Şii-Sünni çatışması önümüzde. Bütün bu alanlarda Türkiye'deki insanlar deve kuşu gibi başını kuma gömmüş olaya bakarken işte tam bu noktada dünyadan ve Rusya'dan
nasıl Türkiye gözüküyor, Profesör Haydar Baş gözüküyor. Bundan 6 ay önce gelen BRİS ülkeleri iş geliştirme uzmanı Profesör Gorbanovski'nin biz Haydar Hoca'nın talebesiyiz, biz ona ihtiyacımız var, onun görüşlerini biz bu ülkelere taşıyoruz dediği gibi bugün Profesör Doktor Viktor Mi'nin, siyaset adamı, bilim adamı, Putin'in danışmanlığı yaptığı insanın bugün gelip bu açıklamaları yapması dünyadan, özellikle Rusya'dan ve o interlandındaki ülkelerden Türkiye'nin nasıl görüldüğünü, dünyaya nasıl bir çözüm alanı açtıklarını söylemesi bakımından çok önemlidir. Çünkü gerçekten şu ifadesi çok enteresan, mem bir alfabe gibidir diyor. Yani o alfabeyi kullanırsanız kendi kitabınızı okursunuz diyor. Bu Profesör Lebedev'in Milli Ekonomi Modelinde kodlar var dediği şeyle aşağı yukarı paralel bir durumdur. Ve dünya Sayın Baş'ı böyle görürken, yeni bir mem bloğu oluşurken, buradan siyasi, askeri bir alan oluşurken, ekonomik bir alan oluşurken ve 4 milyar insan bundan aş imkanı temin ederken biz anayasanın maddelerini değiştirerek iş sahibi olacağız, az sahibi olacağız. Suriye'de, Irak'ta, Kıbrıs'ta elimiz güçlenecek. Böyle bir şey olamaz. Bunu kabul etmek de mümkün değildir. O bakımdan Bağımsız Türkiye Partisi'nin çok önemli bir farkına vurgu yaparak bitirmek istiyorum. Bağımsız Türkiye Partisi parti programına Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in milli ekonomi modelini, sosyal devlet projelerini koymuş dünyada tek partidir. Yani bugün bu tezleri uygulayan Rusya'da da bu tamamıyla değil, belli oranlarda, belli ölçülerde kullanılan, uygulanan bir tezdir. Ama Bağımsız Türkiye Partisi bunu fikir olarak, siyaset olarak, tez olarak parti programına koymuş yegane partidir. Bunu işte BRİS ülkelerinden Gorbanovski bakarak görüyor, Rusya'dan bakarak Viktor Mi'nin görüyor. Gelip her zaman periyodik olarak Sayın Baş'tan hem siyasi konularda, hem ekonomik konularda, hem demokrasi, insan haklarının Rusya gibi ülkelerde iç barışın sağlanması, dünya barışının sağlanması, Şii-Sünni çatışmasının sonlandırılması ve Amerika ve Batı hegemonyasının İslam coğrafyası üzerinde ve hususen Türkiye üzerinde bile nasıl bertaraf edileceğinin formüllerini alırken ve bizim Haydar Hoca'ya dünyanın da bizim de ihtiyacımız var derken bizim Türk milleti olarak körlük ve sağırlık yaşamamız çok büyük talihsizlik diyorum ve o dünyadan Türkiye'ye bakılması gerektiğini düşünüyorum ve iyi akşamlar diliyorum.